güzelmiş evin. Teşekkür ederim. Burada olman çok ilginç. Buna da birden farklı gözüktü evin. Evet. Başka birinin bakış açısından bakınca garip gelir ev, değil mi hep? Ne diyordu baba? Evde anlatacağım dedin. Benim gitmem gerek de. İstifa için beklememi istiyor. İki gün içinde halledeceğim diyor ama Sermet'in ben babamla takacağını falan zannetmiyorum. Evet, bence de takmaz. Sermet'in delirmesinin sebebi bizim görüşüyor olmamız zaten. Ama artık bir sorun kalmayacak. Çünkü seninle görüşmeyeceğiz artık. Ben kiminle görüşüp görüşmeyeceğim o ite sormayacağım. Fırat. Bak, ben bütün bunları konuşup netleştirmek için de buraya geldim. Sadece Sermet değil aramızdaki mesele. Irmak'la olan ilişkinde de benim yüzümden çok kafan karıştı. Ben çocuk değilim der. Irmak sizlere ne anlattı bilmiyorum ama benim o kızla derin bir ilişkim falan yok. Evet, farkındayım, kendini havaya soktu. Havaya mı soktu? Ben çok iyi bilirim senin kadınları iki dakikada nasıl havaya soktuğunu. Belki seni de tekrar havaya sokarım diye umuyorum. Sokamazsın. Çekmiyorsun artık sen beni. Söyledim sana. Çok acı şeyler yaşadık biz. Bitti. Bitti. Yarım kaldı her şey. Kayboldum birden. Ne kadar güzeldi. Ne kadar güzelleşebilir insan böyle yıllar geçtikçe. Nefesimi kesiyorsun. Fırat, dur. Yapamam ben. Olmaz. Yani bunca yıl sonra seni gördüm diye öyle birdenbire. Irmağa dön. Beni rahat bırak. Bak, sular yükseliyor. Eğer bu bent yıkılırsa çok kötü olur. Dostluklarım, işim, senin hayatın bile tehlikeye girer, anladın mı? Bırak beni. Irmağa dön. 12 yaşından beri sevdiğin insanı bulacaksın. Sonra arkanı dönüp gideceksin, öyle mi? Evet. Irmağa dön, bırak beni. Bu gerginliği istemiyorum. İç huzurumu bulabilmek için çok uğraştım ben. Yıllarca bu hayatı kurabilmek için çok emek verdim. Sadece maddi olarak değil. Çok acı.
acı çektim. Neler çektiğimi bile bilmiyorsun. Deniz kurtardı beni. Açlıktan değil, senin aşkından ölmek üzereydim. Irmak, bırak beni. Bu tamamen sana bağlı Fırat kızım. Bu tamamen sana bağlı. Tamam, ne istiyorsun? Söylesene. Sofrayı çağırıyor. Gene burnundan soluyor vallahi. Hadi ölümü öp gel, gene bir şey çıkmasın ha. Sabah fırlamış gitmiş okula sanki hiçbir şey olmamış gibi. Ben ormanda kayboldum diyormuş da başka bir şey demiyormuş. Babası biraz sıkıştırmış tabii dün gece. Biri bir şey mi yaptı diye ama. Hayır, söyleyeyim dedim, dilimin ucuna geldi. Kazanların oğlanın arabadan inerken görmüşler diye ama... Kızın sebebine girmeyeyim dedim şimdi. Bu annesi onu öldürür vallahi, öldürür. Mesele basit. Fırat fırsat buldun mu kaçırmaz. Esma'da oynak kız. Anne, ben bugün düğün pastası yapmayı öğrendim. Kemal amca yaptı, Zafer'le amca biz de yardım ettik, izin verdi. Süslemeleri biz yaptık. İyi, Allah'ın düğününde yaparsın işte. Ne düğün ya? Nalin nereye evleniyor? Daha lise bitecek, sonra üniversite var. Sonra üniversiteden sonra bir şey yapılıyordu. Sen yaparsın, onu da yaparsın. Da benim anlamadığım bir şey var Nalin ya. Bu sene babamı nasıl kandırdın? Yani kim posta attı babama? Ha? Demirel falan mı aradı? Onu mu arattın? Ne yaptın yani? Siyah beyazlı ekip ünlü isim Pascal Numa'yı da renklerine bağladı. Arsenal'e yüklü bir transfer parası ödeyen kara kartallar Numa ile bugün imzalar attı. Senegal asıllı Fransız futbolcu Lens'te oynadığı futbol ile... Abi sen de yakında atarsın bizi herhalde ha? Yayınımıza hava durumunda devam edelim. Abi ya. O da uğraşmasa benimle. Şu televizyon sesini kısar mısınız biraz? Bu sene çok sıkı çalışmam gerek üniversite sınavı için. Sıkı bir sene. İçeride çalışacağım. Tehdit ediyor diyor. Hayvan. Şantaj yapıyor. Köpek. Sen de o halde Erdoğan'ı bilmemesi gerekiyor. Erdoğan
Erdoğan abilerim baba. Sene başka sene, öbür senelerle bir bellemeyin bu seneyi. Karıştırmayın yani, anladınız mı? Bu sene başka sene. Allah öldürtecek kendini. Babanı katil edip muhtaneye mi attırmaya çalışıyor bu ablan senin, ha? Olur. Kim cesaret edebilirmiş, kim? Söyle bana Yavuz. Sizin haberiniz olmadan kim cesaret edebilir bu eve girmeye? Yabancı biri giremez eve beyim. Ya içimizden biri ya içeriden biriyle çalışıyor. Kendi ağzıyla diyor bir de içimizden biri diye. Olsanız o zaman. Ne duruyorsunuz? Araştırıyorum beyim. En kısa zamanda sereceğim önüne. Babir abi yaptı baba. Belli bir şey yani. Hem onun şüphe çekmeden bu eve girmesi zor bir şey değil ki. O buranın çocuğu ne de olsa. Babir yaptı derdi o zaman çıkıp biri. Yasaklayma o. Gelemez öyle elli kolunu sallaya sallaya. Görseler ne olacak ki baba? Hepsi Babir abiyi korur zaten. Hem gelmese ne olacak? Salih'a teyzeye vermiştir notu. O da yatakları yaparken koymuştur çantanın içine. Yani zor bir şey değil, basit baba. Çıkın dışarı hepiniz. Hadi. Al sen de şunu. Her kimse zoru seninle. Defol git buradan. Bir gün daha kalırsan ananın ölüsünü bulacaksın diyor işte notta. Neyse. Gidiyorsun zaten. Konu da kapanır. Tehdit edildim diye buradan gidecek değilim baba. Onu bulmadan hiçbir yere gitmem. Sen bu işe karışmayacaksın. Senin yolun bu değil. Hedefine yürüyeceksin sen. Ben hallederim. Sabah görmeyeceğim burada seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.